Evet gençler, sözcükte anlam konumuza başlıyoruz. Bugün size gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı anlatacağız. Çok iyi dinleyin arkadaşlar. Detaylı şekilde dinlemenizi istiyorum. Video olduğu için defalarca ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza aşağıda verilen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. İyi dersler. Arkadaşlar merhaba, dersimiz Türkçe sayfamızın ilk dersine başlıyoruz arkadaşlar. İlk ünite biliyorsunuz tüm sınıflarda olduğu gibi 5, 6, 7, 8'lerde sözcükte anlam. Biz sözcükte anlam arkadaşlar, bugün sözcükte anlamdan, gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamdan ders işleyeceğiz, konumuzu anlatacağız ve daha sonra da bununla ilgili bazı soruları çözeceğiz. Önemli noktaları sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi konu anlatım kitabımızdan bir konumuzu anlatalım. Önemli yerleri vurgulayalım. Daha sonra çalışma kağıdımızdan sorularımızı çözelim. Ve sizin konuyu çok iyi kavramanızı sağlamaya çalışalım inşallah. Bakın arkadaşlar, sözcükte anlam deyince ilk başta sözcüğün ne olduğunu ne yapacağız bileceğiz. Anlamı olan veya cümle kuruluşunda görev olarak anlama katkı sağlayan ses veya ses topluluklarına ne diyoruz? Sözcük diyoruz arkadaşlar. Sözcüklerin anlam özellikleri tek başlarına kullanıldığında veya cümle içinde kullanıldığında farklılık gösterebilmektedir. Yani size ben bir kelime verdiğim zaman bu kelimenin hangi anlama geldiğini anlayabilmeniz için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Onu cümle içinde görebilmeniz lazım. Çünkü kelimeler cümleye göre ne yapabilir? Anlam kazanabilir. Yani Türkçe'de anlamda en küçük parçaya biz sözcük diyoruz. Bakın, ilk konumuz gerçek anlam. Diğer adıyla arkadaşlar, diğer adıyla biz buna ne diyeceğiz? Diğer adıyla temel anlam diyeceğiz. Gerçek anlam demek arkadaşlar. Mesela bir sözcük duydunuz. Elma. Başka bir sözcük. Elma sözcüğünü aklımıza geldiği zaman bir meyve olarak geliyor. Doğru mu? Eğer bu elma sözcüğü başka bir anlamda kullanılırsa, yani meyve anlamı dışında kullanılırsa, o vakit diyeceğiz ki bu gerçek anlamı dışında kullanılmıştır diyeceğiz. Mesela sözcüğün herkes tarafından bilinen sözlükteki ilk anlamına. Bakın, sözlükte bir kelimeye ilk anlam olarak ne verilmişse biz onu ne kabul edeceğiz arkadaşlar? Gerçek anlam kabul edeceğiz. Yani herkesçe bilinecek, herkes tarafından aynı olarak bilinecek ve sözlükteki ilk anlamı olacak diyoruz. Buna gerçek anlam diyoruz arkadaşlar. Bakın, gerçek anlam sözcüğün tek başınayken sahip olduğu anlamdır. Mesela örnek olarak derin sözcüğünü ne yapmış? Bize örnek olarak vermiş. Görüyorsunuz, arka bahçede çok derin bir kuyu var. Buradaki dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan anlamında kullanılan bir derin sözcüğü var. Fakat buradaki derin sözcüğü şöyle kullanılsaydı. Derin düşüncelere dalıyorum bu aralar dese, buradaki derin gerçek anlam değil. Yani derin düşünceler derken dibi yüzeyinden uzak olan bir hayallere dalıyorum anlamı yok. Burada mecaz anlam kazanmış. Demek ki derin sözcüğü burada, arka bahçede çok derin bir kuyu vardı anlamında gerçek anlam olarak ne yapılmış, kullanılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Mecaz anlama bakacak olursak arkadaşlar, mecaz anlam, bakın burada olduğu gibi zaten yukarıda da gerçek anlamından bahsettik. Ya şimdi şunu söyleyebilirsiniz hocam, yan anlamı neye geçtik diye. Arkadaşlar, yan anlam yeni müfredatta artık olmayacak. Yan anlamı artık biz gerçek anlam içerisinde kullanıyoruz arkadaşlar. Yani yan anlam anlamında kullanılan önceden bildiğiniz kelimeler artık gerçek anlam başlığı altında inceleniyor. Bu uyarıyı verdikten sonra mecaz anlama geçelim. Mecaz anlamı arkadaşlar, bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşması lazım. Bakın, bir sözcüğün mecaz olabilmesi için sizin ilk akla gelen anlamından o kelimenin tamamen uzaklaşması lazım. Uzaklaşmazsa zaten mecaz anlam olmaz. Şimdi gerçek anlamından, aklımıza gelen ilk anlamından tamamen uzaklaştıktan sonra yeni bir anlam kazanması lazım. İşte o kazandığı yeni anlama biz arkadaşlar ne diyoruz? Mecaz anlam diyoruz. Mecaz anlam sözcüğün cümle içindeyken sahip olduğu anlamdır. Bu konuyla ilgili derin araştırmalar yapılmalıdır. Mesela buradaki derinle şu yukarıdaki derin aynı şey değil. Yani dibi yüzeyinden uzak olan anlamında burada kullanılmamış.
Parantez içerisinde de gördüğünüz gibi detaylı, ayrıntılı anlamında kullanılmıştır. Yani demek isteniyor ki bu konuyla ilgili çok derin araştırmalar, yani çok ayrıntılı, detaylı araştırmalar yapılmalıdır denmek isteniyor. Yani buradaki derinle buradaki derinin birbirinden farklı anlamlarda kullanıldığını ne yapacağız arkadaşlar? Bileceğiz. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi konumuzu bir etkinlikle arkadaşlar pekiştirmeye çalışalım. Bakın bizden şöyle bir şey isteniyor. Altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını, yani gerçek mi, mecaz mı olduklarını altlardaki boşluklarını ne yapalım? Yazalım arkadaşlar. Bakın bu yıl kış mevsimi çok soğuk geçecekmiş. Şimdi soğuk deyince havasal bir durumdan bahsediyor, doğru mu? Soğuk demek sıcağın zıttı olan, havanın soğuk olması anlamı var. Aklımıza gelen ilk anlamıyla mı kullanılmış burada? Evet. Havanın soğukluğundan bahsettiği için o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Gerçek anlam kullanılmıştır. Gerçek anlamda kullanılmıştır diyeceğiz. Bakın ikinci örnekte burası doğru. İkinci örnekte arkadaşının sözlerine çok kırılmıştı. Bakın arkadaşının sözlerine çok kırılmıştı. Burada kırılmak ikiye bölünmek, yarılmak anlamında kullanılmış mı? Bir bakacağız. Kırılmak deyince çünkü o anlam çıkması lazım. Fakat burada öyle bir anlam görmüyoruz. Arkadaşının sözlere çok kırılmak, yani arkadaşımın bana söylediği sözlere çok darıldım anlamı var. Buradaki kırılmak bizim yani bir bardağın kırılması gibi olmadığı için gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Bu yüzden de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Mecaz anlam diyoruz. Üçüncü örneğe bakacak olursak. Yere düşünce çocuğun ayağı kırıldı. Bakın buradaki kırılmayla buradaki kırılma birbirinden farklı. Bakın kırılmak deyince ne yapmak? Çatlamak, ikiye bölünmek anlamında kullanılmıştır. Burada da bahsettiğimiz anlamda kullanılmıştır. Bakın buradaki kırılmak çocuğun ayağının zarar görmesi, çatlaması, kırılması anlamında kullanılmış. Bu yüzden cevabımız burada gerçek anlamdır diyeceğiz. Yani sözcüğümüz burada gerçek anlamda kullanılmıştır. Bakın odada yeteri kadar ışık var. Işığın olması, aydınlık var anlamında. Işık aydınlık demek. Işık aydınlık var anlamında kullanılmış. Fakat şöyle deseydi mesela odada yeteri kadar ışık vardı cümlesi yerine ben sende ışık görüyorum. Yani ne demek? Parlaklık görüyorum. Yani parlaklık tabi burada mecaz anlamda kullanılmış. Işık burada mecaz anlamda kullanılmış. Ne diyecek? Yani senin geleceğinde çok güzel şeyler görüyorum. Başarı görüyorum. Başarılı olacağına inanıyorum anlamı çıkar. Yani söylediğimiz cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır. Fakat buradaki ışık burada gerçek anlamda ne yapılmıştır arkadaşlar? Kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar. Bakın sıcak çorba. Burada görüyorsunuz neyin zıttı? Soğuğun zıttı. Çorbanın sıcak olması aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanıldığı için yine ne diyoruz buna? Gerçek anlam diyoruz. Bakın güzel bir örnek. Rakibimiz çok dişli çıktı. Şimdi burada çok dişli olması demek 32 dişinin tamamı o var anlamında kullanılmamış tabii ki. Yani burada çok dişli rakibimiz çok güçlü, kendine güvenen yani başaracağına inanan bir zor bir rakibimiz var denmek isteniyor. Buradaki dişli, güçlü, kendine güvenen anlamında kullanılmış. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar buna? Mecaz anlam diyeceğiz. Mecaz anlam diyoruz. Bakın, aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yani aydınlık, az önce ışığını anlatırken söylemiştim. Aydınlık burada arkadaşlar tabii ki gerçek anlam değildi. Değil. Ne anlamda kullanılmıştır? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Yani güzel günler, güzel yarınlar, bizi parlak yarınlar bizi bekliyor anlamı var. Bu yüzden buradaki aydınlık bizim ışıkla ilgili olan aydınlık değil. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Havanın aydın olması değil. O zaman buraya mecaz anlam diyoruz. Mecaz anlam diyoruz arkadaşlar. Bir karikatürle devam edelim arkadaşlar. Karikatürde 3 tane çocuğumuzu görüyorsunuz. Yusuf, Vedat ve Hatice. Bunlar birer cümle kullanıyorlar. Tabii yaşlarına göre çok güzel cümleler kuruyorlar. Aşağıdaki öğrenciler içinde mecaz anlamlı sözcüklerin bulunduğu cümleler kurmak istemişler. Çok da güzel kurmuşlar. Aferin. Buna göre hangi öğrenci istediği gibi bir cümle kuramamıştır? Şimdi hepsi mecaz anlamlı sözcükler kullanmak istiyorlar. Bakalım kurdukları cümleler içerisinde mecaz anlamlı ifade var mı? Buna bakacağız. Şimdi karşısındaki adama ağır sözler söyledi. Şimdi baktığım zaman Yusuf kardeşimizin cümlesinde karşı adam gerçek anlamda
Söz yine gerçek, söylemek yine gerçek anlamda kullanılmış. Fakat burada hafifin zıttı olan, yani yük anlamında, ağırlık anlamında kullanılan, yük anlamında kullanılan ağırlık burada aslında gerçek anlamda kullanılmamış. Ağır sözler deyince 10 kiloluk söz söylemiş anlamı yok, görüyorsunuz. Ağır sözler söylemek demek çok kötü sözler, aşağılayıcı, karşı tarafı incitici sözler söylemek anlamı var. Bu yüzden Yusuf kardeşimiz ağır kelimesini burada mecaz anlamda kullanarak ne yapmıştır? İstediği gibi bir cümle kurmuştur. O zaman Yusuf kardeşimize bir tik atıyoruz. Vedat kardeşimize geçiyoruz. Şapkası da çok güzelmiş, görüyorsunuz. Harika bir adam. Adam, çocuk adam, çocuk adam. Evet. Onun sivri çıkışları tepki görmesine sebep oldu. Şimdi bakın, o çıkış, tepki görmek, sebep olmak gibi ifadeler. Bakın, baktığınız zaman zaten fark edeceksiniz. Aklımıza gelen ilk anlamıyla, gerçek anlamlarıyla kullanılmış. Fakat burada sivri var. Şimdi ucu sivri diyoruz ya. Bu bıçağın ya da bu kalem ucu sivri diyorum mesela. Buradaki sivrilik birbirinin aynı değil. Neden? Şimdi çıkışın sivri ya da sivri, kalın, kalın çıkış, sivri çıkış diye bir şey yok arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz burada? Sivri çıkışları ne demek? Ters davranışları, ters çıkışları, ters ifadeleri, yanlış ifadeler gibi karşı tarafı kırıcı ifadeler, çıkışlar olmuş anlamında kullanılmıştır. O zaman Vedat da bu sivriyi burada mecaz anlamında kullanmıştır diyeceğiz ve Vedat'a da tik atacağız. Şimdi diyeceksiniz ki bu sorunun cevabı Hatice. Evet, Hatice. Fakat bakalım Hatice gerçekten de mecaz anlamda kullanmış mı, kullanmamış mı? İstanbul nüfusu en yoğun şehirlerimizden biridir. Bakın, burada kafanızı karıştıracak tek sözcük var, o da yoğun kelimesi. Bakın yoğun kelimesi kimya ile ilgili, maddelerin yoğunluğu ile ilgili bir kavram, bir cümle içerisinde kullanılırsaydı bu yoğunluk burada ne olurdu? Bakın, evet, aynı anlamda kullanmış burada. Yoğun ne demek? Çok kalabalık demek burada. O zaman Hatice bacımız burada hiçbir kelimede ne yapmamış? Mecaz anlam kullanmamıştır. O zaman Hatice'yi sahanın dışına alıyoruz. Çarpımızı atıyoruz. Hatice istediği gibi bir cümle ne yapamamıştır? Kuramamıştır. Hepsini gerçek anlamda kullanmıştır diyeceğiz. Arkadaşlar, bir iki tane de şey çözelim arkadaşlar. Testten soru çözelim. Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Şimdi şıkları sırayla okuyoruz. Dar düşünceli insanlardan uzak durun. Dar düşünceli insanlardan ne yapın? Uzak durun. Yani düşüncesi dar demek. Mesela ben bu pantolon bana dar oldu diyorsunuz. Buradaki darlık bizim aklımıza gelen ilk anlamı, geniş olmayan anlamı var. Fakat bu cümleye baktığınız zaman, bakın bu cümleye baktığınız zaman buradaki dar düşünce ne demek? Sığ düşünce demek. Yani geniş düşünemeyen, böyle cahilce bir düşünceden bahsedilmiş. O zaman buradaki dar nedir arkadaşlar? Nedir? Tabii ki mecaz anlamdır. Bakın, uzun ve karanlık bir hikaye anlattı. Şimdi hikayenin uzun olması gerçek anlam, sıkıntı yok. Fakat bizde altı çizili sözcükte sıkıntı var. Mecaz anlamda kullanılmış. Bakın, karanlık demek, yani havanın aydın olmaması anlamında burada ne yapılmamış? Kullanılmamış. Karanlık ne demek? Korkutucu demek, ürkütücü demek. Burada ürkütücü anlamında, korkutucu anlamında, korkunç anlamında kullanıldığı için buradaki karanlık bizim aklımıza gelen anlamıyla kullanılmamıştır. Bu yüzden mecaz anlamdır diyeceğiz. Şimdi derin su yavaş akar. Bu cümleye geçiyorum. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu. İnce bir yağmur derken arkadaşlar çiselemek anlamında. Yoksa kalının zıttı olan ince, kalın yağmur yağdı diyemeyiz. Öyle bir yağmur çeşidi yok çünkü. Ama ince burada ne yapılmış? Çiseleme anlamında. Çok az yağmur yağıyor anlamında kullanıldığı için buradaki ince bizim kalın anlamındaki kalının zıttı anlamında kullanılmamıştır. Burada çiselemek anlamında kullanılmıştır ve mecaz anlam olarak kullanılmıştır. Şimdi derin, zaten daha önce de videomuzun başında da derinle ilgili bir cümle vardı. Buradaki derin işte yüzeyden uzak olan anlamında kullanılmıştır. Derin su yavaş akar. Burada derin gerçek anlamda kullanılmıştır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan'dır.
Gelelim terim anlamı arkadaşlar. Şimdi terim anlamı deyince aklımıza bir bilim, edebiyat, sanat alanında kullanılan bir kavram gelecek. Mesela burada görüyorsunuz sahne, solfej, gol, sıfat, ölçek gibi sözcükler dilimizde bir bilim, sanat, meslek ya da spor dalı ile ilgili özel kavramlardır. Bakın şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. O alanla ilgili özel kavramlardır diyor. Şurada bir uyarı var. Bakın şurada bir uyarı var. Bu uyarıya dikkat edeceğiz. Bakın Hap Bilgi Çanta Yayınları'nı bu arada öneriyorum. Çok güzel konu anlatımları var. Hap Bilgi'de şöyle bir ifade var. Diyor ki bilim, sanat, meslek veya spor dallarının adları terim değildir. Mesela Türkçe'de sıfat, zamir, zarf, işte sözcükte anlam gibi ifadeler terim anlamdır. Ancak Türkçe ifadesi terim değildir. Çünkü o sanat dalının adıdır. Bize o sanat dalının içerisinde kullanılan bir kavram lazım. Eğer öyle bir ifade varsa biz onu terim diyeceğiz. Buna dikkat ediyorsunuz. Mesela matematik, tıp, tiyatro, edebiyat. Yani bunların kendisi değil, bunların alanında kullanılan bir kavram olması lazım. Terim anlam olabilmesi için. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bir sözcüğün terim anlamı olup olmadığını cümledeki anlamına bakarak ne yapacağız arkadaşlar? Çıkaracağız. Bakın örnek olarak verelim. Fiilimsi Türkçe ile ilgili, kesir matematikle ilgili, plato yüksek düzlükler anlamında biliyorsunuz. Coğrafya ile alakalı bir terimimiz. Tuval biliyorsunuz resmin çizildiği yer olarak kullanılmaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle terim anlamının tanımını yazalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Bir bilim, sanat, meslek ya da biliyorsunuz burada ya da bağlaştır. Da daima bağlaş işen ayrı yazılır. Ya da spor dallarının bir bilim, sanat, müzik, meslek ya da spor dalında kullanılan kelimelere terim anlam denir. Terim anlam denir diyoruz. Bakın burada şöyle örneklerimiz var. Mesela tiyatroda kullanılan skeç. Mesela tiyatroda skeç kullanılır. Başka perde kullanılabilir. Perde biliyorsunuz burada bölüm anlamında kullanılır. Hakim diyebilirsiniz, avukat diyebilirsiniz, dosya diyebilirsiniz, evrak diyebilirsiniz vesaire. Tıp, doktor olabilir, cerrah olabilir vesaire. Coğrafya, meridyen, paralel, enlem, boylam bu gibi kavramları biz ne yapabiliriz? Coğrafya terim içerisine alabiliriz. Müzikte nota olarak örnek verebiliriz. Futbolda hakem, faul, başka defans, başka futbolla pek alakam olmadığı için şu an onunla ilgili kavramlar aklıma gelmiyor. Fazla da uzatmak istemiyorum çünkü örneklere geçelim. Fazla uzatıp sizin sürenizden almak istemiyorum. Bakın şu etkinliği çözelim arkadaşlar. Etkinliği çözüp işlemimizi tamamlayalım. Aşağıdaki cümlelerde bulunan terim anlamlı sözcüklerin altını çizelim. Bakın defterine Türkiye haritası çizmişti. Burada baktığınız zaman harita ifadesini göreceksiniz. Harita ifadesi burada terim anlamda kullanılmıştır. Türkiye haritası derken harita coğrafya ile ilgili, bakın coğrafya ile ilgili bir terimdir diyoruz. Bakın smaç için zıplayan oyuncu yere düştü. Burada baktığımız zaman smaç yabancı bir kavram beni karşılıyor. Smaç burada voleybolda kullanılan bir spor dalında kullanılan bir terimdir diyoruz. Çarpma işlemlerini yapmakta zorlanıyordu. Çarpma biliyorsunuz matematikte bir işlemden bahsediyor. Matematikte bir konu, matematikte bir terim. Sözcüğün hecelerini. Bakın bizim alanımız Türkçe ile ilgili. Sözcük Türkçe'de kullanılan bir terimdir. Hece kelimesi de aynı şekilde bir terimdir. Redifin olduğu her yerde kafiyede var mıdır? Biliyorsunuz şeyde redifi biliyorsunuz şiirlerde arkadaşlar dizelerin sonlarındaki ses benzerliklerinin aynı olan ses benzerliklerine biz redif diyoruz. Uyak da aynı şekilde bakın burada da kafiye diğer adıyla uyak ve redif edebiyatta lisede göreceksiniz arkadaşlar. Redif ve kafiyenin ne olduğunu göreceksiniz. Edebiyatta kullanılan birer terimdir. Gazeller yine edebiyatta kullanılan terimlerdir arkadaşlar.
Kafayla vurduğu top kaleciden döndü. Bakın kaleci yine ne hangi alanda kullanılıyor? Yine buradaki top da aynı şekilde. Kaleci yine ne diyoruz arkadaşlar? Spor alanı ile ilgili, futbolla ilgili bir terimdir diyoruz. Atar damarlar yine tıpla ilgili bir kavram. Enlem boylam yine görüyorsunuz coğrafya ile ilgili. Yazarın bütün hikayelerini okuduğum hikaye Türkçe dersiyle alakalıdır diyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sözcükte anlam konumuzu anlattık. Buraya kadar anlattığımız yerlere dikkat edin. Anlamadığınız yerleri defalarca izleyip anlayabilirsiniz. YouTube'da bunu paylaşıyorum. Sizler anlamadığınız kısımlar varsa ya da biz anlatırken takıldığımız noktalar varsa anlamadığınız yerleri YouTube'da yorum kısmına ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de fırsat buldukça orada size cevaplarımı yazmaya devam edeceğim.